Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün belki çok iç açıcı, belki de çok iç açıcı olmayan bir video için karşınızdayım. Bugün tercih dönemini ve 2019 YKS'yi konuşacağız aslında. Bilmiyorum, bazılarınız üzgün bir şekilde bu videoyu izleyebilir, bazılarınız mutlu bir şekilde izleyebilir ama şunu söyleyeyim. Bugün ne olursa olsun hiçbir şey sizin geleceğinizi belirlemiyor. Çok iyi üniversitelerde okuyup, çok alakasız bölümlerde, herkesin çok kötü dediği bölümlerde okuyup şu an inanılmaz yüksek seviyelerde olan insanlar da var. O yüzden lütfen şunu unutmayın. Bugün hayatınızda bir başarısızlık yaşamış olabilirsiniz. Ama bu sizin hayatınızın ileriki safhalarında başarısız olmaya devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Bugün günümüzde 21. yüzyılda her şey sizin elinizde. İsterseniz yazılımla, istiyorsanız kişisel gelişiminizde her şeyi değiştirebilirsiniz. O yüzden lütfen eğer çok mutluysanız ve puanınızdan memnunsanız bu puanla gerçekten ne yapmak istediğinizi bildiğinize emin olun. Eğer bu puanla mutlu değilseniz ise İleride mutsuz olacağınıza emin olmayın diyorum ve hemen sizin sorduğunuz, merak ettiğiniz sorulara geçiyorum. Ama öncelikle unutmayın ki ben bugün burada YouTube'da bir içerik üreten bir insan dışında aynı zamanda hangi üniversite hangi bölüm adındaki girişimin kurucu ortağı olarak bulunuyorum. Hangi üniversite hangi bölüm üniversite öğrencilerinin deneyimlerini aday öğrencilerle paylaşıyor ve üniversite adaylarının kendilerine en uygun üniversite ve bölümü keşfetmelerini hedefliyor. Biz bunu web sitesinde ve YouTube'da yapıyoruz. Aşağıya içerikleri bırakacağım. Lütfen bana eğer şu soruları sorduysanız, sence bu bölüm mü, bu bölüm mü? Sence şu üniversite mi, şu üniversite mi? Sence şu bölümü, şu üniversitesi nasıldır? Diyorsanız önce lütfen hangi üniversite hangi bölümü YouTube kanalındaki videolara, ardındansa eğer orada yoksa hangi üniversite hangi bölümü web sitesindeki röportajlar kısmındaki yazılı içeriklere bakın. Çünkü gerçekten yüzlerce röportaj yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Hala yayınlamaya devam edeceğiz. Oradan çok iyi faydalanacağınıza inanıyorum. Çünkü birinden en iyi deneyimleriyle gerçeği öğrenebiliyorsunuz. Ve biz buna çok inandığımız için bu işi yapıyoruz. Ben de bugün sizlere kendi deneyimlerimi, eski tecrübelerimden yola çıkarak aynı zamanda bu eğitim sektöründe bir startupta yer aldığım için de buralarda neler görüyorum, neler duyuyorum bunlardan yola çıkarak bir şeyleri yanıtlamaya çalışacağım. Ama bilin ki şu puanla şuraya girebilir miyim ya da şu mu şu mu sorularını yanıtlamayacağım. Eğer böyle şeyler arıyorsanız lütfen aramayın çünkü cevap burada değil. Aynı zamanda da sorduğunuz sorularla ilgili videolar çektiysem de soruların cevaplarını şurada şurada diyerek de göstereceğim. Böylelikle size daha kolay bir yol çizebiliyor olacağım. İlk sorunun şu olmasını istiyorum. Şimdi ne yapacağım? İnsanlara ne diyeceğim? Arkadaşlar insanlara hiçbir şey söylemeyeceksiniz. İnsanlara dürüst olacaksınız. İnsanlara bir şey söyledikten sonra onlardan yanıt beklemeyeceksiniz. Ya olduğunuz yerden gideceksiniz eğer konuşmaya ve dinlemeye dayanamıyorsanız. Ya da ben böyle böyle aldım. Ama problem yok. Buna gayet mutluyum. Halledeceğim ben bir şekilde. Hani eminim ki bir şey düşünüyor olabilirsin ama sıkıntı yok. Yani sıkıntı etme, ben hallettim kendi içimde deyip insanlara söz hakkı vermemeyi başarabilirsiniz. Eğer bu sizi zorluyorsa. Eğer zorlamıyorsa onları dinleyebilirsiniz. Onlardan evet faydalanabilirsiniz. Ama lütfen bir insanın sadece konuşmasına izin vermeyin. Siz bunu söylediğinizde çok insan sizin için çok şey düşünecek. Çok fazla insan sizin için bir meslek belirlemeye çalışacak. Çok fazla insan sizin hayatınızı sizden çok düşünüp en iyi para kazanabileceği mesleği söyleyecek. Ama o insan aslında o mesleği seçmemiş olacak. O yüzden insanlar çok konuşur, çok şey söyler ama siz kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden artık neyse, ne geçiyorsa onu yapın. Çok araştırın, yaşayana sorun, mezuna sorun, artık iş sahibi olmuşa sorun, videolar izleyin, insanlara ulaşın. Özellikle dediğim gibi hangi üniversite hangi bölüm videolarına da mutlaka bakın ve ne olmak istediğinize bu şekilde karar verin. İnsanlara bir şey söylemeyin arkadaşlar. İnsanları dinlemeyin. İnsanları sadece konuşun. Dinlemek başka bir şey, konuşmak başka bir şey. Yani bu görmekle bakmak arasındaki ilişki gibi bir şey. O yüzden buna lütfen dikkat edin deyip devam ediyorum. Özel üniversitelerde sıralama mı daha önemli, puan mı? Lütfen sıralamanıza odaklanın puanınızdan ziyade. Çünkü puan sizi bir yere götürecekmiş gibi gösterse de her şey sıralamayla değişebiliyor. Ve bu sene de aynı şekilde her ne kadar puanınız istediğiniz üniversiteye yetiyorsa da sizin önünüzdeki birçok insan eğer sizin bölümünüzü seçerse ve kontenjanı biterse istediğiniz puanda da olsanız o sıralamayla giremeyebilirsiniz. O yüzden lütfen sıralamanıza odaklanın. Ve aynı zamanda unutulmaması gereken bir husus da dışarıda kalmamak. Eğer mezuna kalmamayı düşünüyorsanız, siz yeniden hazırlanmayacaksanız ve tercih ettiğiniz bütün yerler tutsun istiyorsanız ve riskli bir tercih yapıyorsanız da lütfen aşağıya mutlaka girebileceğinize %100 emin olduğunuz bölümleri de yazın. Çünkü benim birçok arkadaşım ya ben buna kesin girerim deyip 3-5 tercih yapıp çıktı ve açıkta kaldılar. İstedikleri puana sahip olmalarına rağmen buna lütfen dikkat edin. Sosyoloji alanında
hakkında neler yapabilirim, hangi meslekler olabilir, bize biraz bölümden bahseder misin? Sosyoloji ile ilgili çok iyi bir videoyu buraya bırakıyorum. Lütfen oradan izleyin. Daha fazla şey yanıtlayabilmek adına bu kadar spesifik ve geniş konuları bahsetmeyeceğim. Dediğim gibi videolara yönlendireceğim. Mezuna kalmak hakkında fikirlerinden bahseder misin? Yine videoyu buraya koyuyorum ama ve lakin tabii ki söylemek istediğim bazı şeyler de var. Dediğim gibi hiçbir şey dünyanın sonu değil. Eğer sizin kafanızda gerçekten yapmaya karar verdiğiniz bir konu varsa bir gram düşünmeyin, direkt mezuna kalın. Hayat size zindan olmuş gibi gelebilir. Bütün arkadaşlarınız üniversiteli olmuş olabilir. Kendinizi yalnız hissedeceğiniz bir döneme girmiş olabilirsiniz. Ama kendinize... Ama kendinize şunu söylemeniz gerekiyor. Ben ne olmak istiyorum? Yani bir sene kaybettiğimde gelecek senelerde ne kazanacağım? Ve şunu lütfen unutmayın. Üniversitede sınıfta kaldığınızda bu sizin için büyük bir problem olmazken mezuna kalmak hayatınızdan giden birer sene anlamına geliyormuş gibi geliyor. Üniversiteye gittiğinizde bir sene okulda kalabilirsiniz ve bir sene döneminizi uzatabilirsiniz. Yarım sene uzatabilirsiniz. Belki iki sene iş bulamayabilirsiniz. Ama siz o senede büyüdükçe geçen zamanın öneminin bilincinde değilsiniz. Her zaman biz geçmiş zamanın bilincinde oluyoruz. Yani gençken boşa giden senelerimiz çok boşa gidiyormuş gibi dursa da büyüdüğümüzde gitmiyormuş gibi görünüyor. Ama geçen sene aynı sene. Yani büyüseniz de aslında hayatınızda hiçbir şey değişmiyor. O yüzden sanki bir senem heba olacak. Hayata bir sene geç başlayacağım. Yok arkadaşlarım evlenecek, şöyle yapacak, böyle yapacak, iş bulacak, ben bulamayacağım diyorsanız hayattan geçen senelerin zamanı değişmiyor. Geçiyorsa geçiyor. O yüzden siz eğer bir sene kalıyorsanız mesela üniversitede kalmamaya çalışarak bu durumu toparlayabilirsiniz. Bu çok anormal bir durum değil arkadaşlar. O yüzden kendinize şunu söyleyin. Ben bu seneyi üniversitede bırakmış gibi sanki bir senemi üniversite içinde gezmekten kalarak feda etmiş gibi bu sene çalışacağım. Ondan sonra üniversite hayatımda da kalmamaya çalışacağım. Ve bu şekilde istediğim üniversiteye girmiş, zaman kaybına uğramamış gibi hissedeceğim diyebilirsiniz. Bence bu çok mantıklı bir bakış açısı. Lütfen bu duruma böyle bakın. Çaplı hayal ettiğiniz bir mesleğe geçmek için iş imkanı olmayan bir bölüme girmek doğru mu? Galiba psikoloji okumayı düşünüyordunuz ama sosyoloji oldu. Sosyoloji istemiyorsunuz ve iş imkanı yok. O zaman ben sosyolojiye girip psikolojiden çap yapsam ya da işte sosyolojiye girip o sene yeniden hazırlansam olur mu? Lütfen bölüm eziklemeyin. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Üstelik o bölümü okuyan bir insan hiç böyle bir şey söylemeyin. Normalde bu soru böyle sorulmamış. Direkt isimsiz bir şekilde, bölümsüz bir şekilde sorulmuş. Ama genelde bana böyle geldiği için böyle yanıtlamak istiyorum. Bunu yapabilirsiniz ama bunu yapacak güce sahip olduğunuza emin olmayın. Çünkü lisede hiç matematik yapamayan insanlar üniversitede çok iyi matematik yapabilir hale gelebiliyorlar. Ya da lisedeyken çok iyi bir sayısal zekanız olsa da üniversiteye geçtiğinizde 3 ile 5'i toplayamaz hale gelebiliyorsunuz. Sadece çap yapmaya, ortalama yapmaya bel bağlamak sizden ne götürecek bunu da düşünün. Yani siz sürekli ders çalıştıktan sonra sosyal bir öğrenci olabilecek misiniz? Kendinize vakit ayırabilecek misiniz? Üniversite hayali, gerçekten istediğiniz hayal bu mu diye de biraz düşünün ve ona göre karar verin. O yüzden çap yapmak, yan dal yapmak sizin elinizde. Ama lütfen okulun bu imkanları sağlarken sizden ne almayı planladığını iyi öğrenin. Yani bir özel üniversitedeyseniz ve çap yaparken bir tane dersiniz kaldığında eğer çapınız düşüyorsa o okula çap yapmayı verin zaten. Hani zamanınız boşu boşuna heba olmasın. O yüzden çap ve yan dal olaylarında üniversiteden size ne imkan sunduğunu net bir şekilde öğrenin. Sorun, ben bir tane ders bıraksam benim dersimi alıyor musunuz? Ben şu ortalamanın altında kalsam buradan vazgeçmek zorunda kalır mıyım? Bunları sormanız gerekiyor kesinlikle. Psikoloji mi, PDR mi diyor biri. Öncelikle psikoloji farklı bölümler ama evet çok fazla ortak yanı var. PDR sadece öğrenciyle ilgilenmiyor. PDR'nin sadece öğrenciyle ilgilenmediğini biz aslında bu Bahçeşehir'de yaptığımız videoyla anlatmıştık. Onu da buraya bırakayım. Ben bunu yeni öğrendim mesela. PDR okuyup kliniklerle çalışabiliyorsunuz. Yüksek lisans yaptığınızda farklı kapılara da elde edebiliyorsunuz. Ama psikoloji okuma diyen insan neden bunu diyor bilmiyorum. Ya da oku diyen insan da niye bunu diyecek onu da bilmiyorum. Ben oku ya da okuma demiyorum hiçbir zaman. Ama ikisinin ortak çok yanı var. Bunu ayıran yanı öğrenip ondan sonra o ayıran yandan hangisini seçmeliyime gitmen lazım. Yani ben neyi yapmaktan hoşlanmıyorum. Asıl konu zaten bundan ibaret. Sen neyi yapmaktan hoşlanmadığına karar verirsen zaten neyi yapmak istediğine karar verebilirsin kolaylıkla. Ben girişimci olmak istiyorum. Sence hangi bölümü seçmeliyim? Girişimci olmak için hiçbir şekilde bölüm seçmenize gerek yoktur. Yani siz tıp okuyarak da girişimci olabilirsiniz. Hukuk okuyarak da girişimci olabilirsiniz. Eğer siz hayatınızı üniversiteyi bir meslek edinme dalı olarak görmüyor iseniz, yani ben üniversiteye gideyim, hangi bölüme gidersem o işi yapayım, onu ben mesleğim haline getireyim ve diğer
etkinliklerden, faaliyetlerden uzak olarak yaşayayım diyorsanız, ki bu size meslek olarak geri döner mi emin değilim, o zaman da okulda hangi bölüm aktifse ya da sizi hangi alanda geliştirebilecekse, sizin neye ilginiz varsa, sizin insana mı ilginiz var, sizin biyolojiye mi ilginiz var ya da ne bileyim girişimci ruhlusun tamam ama ne alanda bir şey yapmak seni mutlu edecek? Bunları biraz düşünüp ona göre bir bölüm seçmeniz gerekiyor. Lütfen ben girişimci olmak istiyorum, ne seçtiğim önemli değil kafasıyla da ilerlemeyin. Ben insanla, toplumla ilgilenmeyi çok seviyorum. Ben bu ne bileyim reklam işlerini çok seviyorum, ilişki, iletişim işlerini çok seviyorum. Yani bunları yaparken sosyoloji okumanın bana çok şey katabileceğini düşünerek seçtim. Ya da işletme de okuyabilirdim. Oradan da çok şey öğrenebilirdim. Lütfen seçeceğiniz bölümün derslerine dikkat edin. Hangi dersleri alıyor, hangi dersler sizin ilgi alanınız, hangisi değil, bunları dikkat edin. Sanki anlamıyormuşsunuz gibi gelebilir o dersler. Anlamıyorsanız ismini Google'a yazın ve bu derste ne anlatıyor diye bir araştırın. Bu sizin hiçbir şekilde zaman kaybınız değildir. Bol bol zamanınız var. Bunu yapmaktan sakın gocunmayın ve çekinmeyin. Sonucumuzdan daha yüksek bir yer yazarsak tutabilir mi? Evet, tutma şansı var. Çok zor gibi gelse de şöyle söyleyeyim. Çok aşırı saçma söylüyorum bu arada. Atıyorum Koç felsefe ilk 1000'le alıyor sizi. Sallıyorum tamamıyla. Sonra 100 kişi alıyor diyelim senede. Şans eseri bu 100 kişi ilk 1000'den çıkmadı da 99 kişi ilk 1000'den yazdı Koç'u. Ama sonra normalde her sene ilk 1000'den almış ve sen de atıyorum 2000'incisin ve çok umutsuzsun. Ona rağmen yazdın. Ve sadece bir kişiyi atıyorum 2000 içinden almamış da 2000'den almış ve sen tutmuşsun. Bu olabilir arkadaşlar. Ama tam tersi, sadece ilk 500'ün içindeki bütün herkes Koç felsefe isteyip 100 kişiyi ilk 500'de doldurabilir. Zaten sıralama bu şekilde belirleniyor. O yüzden de tercihiniz yaparken sıralamaya göre yapın derken insanlar bunu kastediyorlar. Ama bence risk almak hiç kötü bir şey değil. Yukarıdan aşağı doğru en yüksekten başlayıp en düşeye doğru giden ama asla istemediğiniz bir şey yazmadığınız, boşta da kalmayacağınız bir şekilde tercih listenizi doldurun derim ben. 2 senelik bölümler hakkında ne düşünüyorsun? DGS diye bir şey var ama ben tam olarak açıklamasını bilmiyorum. DGS ile ilgili bir yazı var. Aşağıya linkini bırakayım. Biraz eski bir yazı ama yine de bir tık işiniz görebilir diye düşünüyorum. Şimdi 2 senede değil 4 seneyi tamamlayan çok arkadaşım var. Bunu yapan çok insan var ama bu da büyük bir efor gerektiriyor. 2 seneyi seçmeli misiniz, seçmemeli misiniz kısmında bir şey söylemek istemiyorum inanın bana. Ama tabii ki 4 yıllık bir bölüm okumak her zaman çok daha avantajlı. Bunu herkes söylüyor. Ay şu motorcuya sinir oldum ya. Of. Bilerek mi takıyorlar bunu? Neyse. Her zaman biliyorum ki 2 yıllık değil de 4 yıllık bölüm okumak daha avantajlı. Yani iş başvurularında da buna dikkat ediyorlar bir kısımda. En azından kurumsallar biraz dikkat etmeye başladı. Tabii ki bunun yanında yabancı dil çok önemli. Bu konuya da dikkat edin. 2 yıl mı 4 yıl mı mevzusunda evet insanlar iş ararken 4 yıllık olmasına özen gösteriyorlar. Eğer seçme şansınız varsa bence 4 yıllık. Ama 2 yıllıkla bir hedefiniz, bir planınız varsa ve sizi karşılıyorsa bence 2 yılı da seçebilirsiniz. Bunda da bir sorun görmüyorum yani ben. Sence İngilizce mi Türkçe mi? Şimdi artık öyle bir döneme geliyoruz ki her şey global, her şey İngilizce ile ilgili. Size iş alırken İngilizce bekliyorlar. İşten çıktığınızda, farklı bir yere gittiğinizde yine İngilizce istediğini görüyorsunuz. Öyle yanlar oluyor ki tam size göre bir meslek, tam sizin yapabileceğiniz bir şey. Bütün standartlara uyuyorsunuz ama sırf İngilizceniz olmadığından kazanamıyorsunuz. Ben de şu anda Londra'da dil eğitimi alıyorum aslında. Ve bununla ilgili tam olarak. Yani ben hayatımda her şey tamken, inşallah tamken, şu an tam değil, bir tek İngilizcemin eksik olmasını istemiyorum. Belki bu 3 ay benim için tam olması için yeterli değil. Ama en azından bir başlangıç noktası. Belki seneye yazın yine başka bir şey yapabilirim. Dönem içinde başka şeyler yaparak yine geliştirmeye devam edebilirim. O yüzden bence İngilizce okuyabiliyorsanız, yani bir imkanınız varsa, paranız, puanınız, sıralamanız neyse artık tutuyorsa kesinlikle İngilizce tercihi yapın. Bunu herkes söylüyor zaten. Yok ben yapamam, çok zor vesaire vesaire demeyin. Yapılıyor arkadaşlar. Gerekirse ezberliyorsunuz. Biraz zor oluyor ama yine de yapılıyor. Bence bunu yapmak belki sizin ortalamanızı 3 yapmayacak, 2,5 yapacak ama okuldan mezun olduktan sonra %100 İngilizce bir bölümden mezun olmuş. İngilizce seviyesi de ortalamanın üstünde bir insan olarak hayata başlamamıza yardımcı olacak. Böyle düşünün bence. İngilizcemin iyi olduğunu düşünüyorum. Sence hazırlık okumak okumalı mıyım? Hazırlık bir üniversite öğrencisinin okuması gereken bir bence sene. Bir, rahat oluyorsunuz. 2, lisenin devamı gibi. 3, yeni arkadaşlıkları en güzel orada edinebiliyorsunuz. Çünkü düzenli olarak gördüğünüz ve küçük bir sınıfta yer alıyorsunuz. O yüzden iletişim kurmanız, arkadaş edinmeniz daha kolay oluyor. Ama ben çok yoğun olduğumdan bunu sıkıntısını yaşamıştım. Siz de olmayabilir, siz çok rahat arkadaş da edinebilirsiniz. Bu olaya böyle bakın. Ve ona göre tercihinizi yaparken hazırlık
okuyun bence. Hem de bildiğiniz şeyleri bilmemiş olabilirsiniz. Irregular olmak denilen bir şey var. Bu da işte ne bileyim, hazırlık okusaydınız bir sene okuyacaktınız. Sonra bütün dersleriniz bir dönem kayacak falan, karışık bir mevzu. Bunu yapan herkes pişman oluyor neredeyse. Benim tanıdığım en azından 10 kişiden 8'i pişman. O yüzden hazırlığı okuyun. Yarım dönemde bence geçmeyin. Eğer geçmenizin size bir faydası varsa, atıyorum özel okul gibi mevzuda fayda sağlıyor mu onu bilmiyorum. O zaman siz bilirsiniz ama benim arkadaşlarım çok da memnun değiller. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Şehir mi, üniversite mi? Bu sizin kim olduğunuzla ilgili. Bu sizin ne istediğinizle ilgili. Bununla ilgili bir videom da var. Buraya bırakıyorum. En kısa şekilde söylemem gerekirse, sen sosyal ve aktif bir şehirde olmalı ve kendi mesleğini kendi ellerinle tırnaklarına kazıyarak inşa etmeliysen şehir çok önemli. Ama eğer sen tıp gibi, hukuku bile dahil edemiyorum. Yani bir tek tıpı dahil edebileceğim kadar bence bu oran düştü çünkü herkes sosyallik bekliyor. Net bir bölüm okumak istiyorsan, bir şeyi öğrenmek, hemşirelik de buna dahil olabilir. Biraz sağlık alanı bir tık daha fazla dahil oluyor. Yani hukuku bile dahil edemiyorum artık. Çünkü hukuk büroları bile bir stajyer alırken işte diline, sosyalliğine, sorumluluk alma güdüne vesaire dikkat ediyorlar. Yani bu kadar değişti artık her şey. O yüzden de bu tarz bir bölümde değilseniz bence şehire de çok önem verin. Bakın en azından ya ne yapabilirim, bu şehirde ne var, ne imkan var, bu şehirde okuyan biriyle nasıl konuşabilirim deyin ve onlarla konuşun. Bu sizi inanılmaz derecede çok değiştirecek. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Bu sorular çok fazla sorulmuştu. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum. İlgili bütün videoları aşağıya bırakıyorum. Sizin için bir tane liste yaptım. Bu listede sadece sınav odaklı içerikler var. Lütfen onları izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız ve Instagram'dan beni Elif diye birini günlük olarak takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hangi üniversite hangi bölüm YouTube kanalına da göz atmayı lütfen unutmayın diyorum. Hoşçakalın.